Selamün aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız saat 11.30. Yağmur yağdı, eve geri dönüyoruz. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü çok berbat geçiriyorum. Boşu boşuna kalktık, geldik. Baksana, insanlar fındığının yanına çadır kurmuş Serpil. Eve geri dönüyoruz arkadaşlar. Boşu boşuna kalktık uykumuzdan. Bir sürü hazırlık, yemek. Geldik, bir dünyada ıslandık. Ne kadar güzel Serpil domatesler, gördün mü? Tertemiz. Bir de yemyeşil ilaç attılar herhalde. Ya böyle bir doğum günü geçiriyorum bugün. Evet, yağmurlu bir doğum günü. İyi ki doğdum ben. Kendi doğum günümü kutluyorum. Bugün benim doğum günüm. Gökyüzü bile ağlıyor ben doğdum diye. Valla burada güllük güneşlik ya. Burada yağmur yok. Şimdi arkadaşlar, gittiğimiz yer Karapürçek'ti. Karapürçek'te çok yağmur yağdığı için köye geldik geri. Buradan da başka bir tarlaya gideceğiz. Hazır dedik, ıslandık, pislendik. Günümüzü tamamlayalım. Şimdi köyümüzdeyiz. Köyümüzden başka bir tarlaya gidiyoruz. Bugün gezmediğimiz yer kalmadı. Geziyoruz. Şey gibi, kreş gibi, kreş gibi. Hatice, kreş gibi. Aferin mukaddese. Kum köprüyü çekeyim be. Burası bizim köyümüz arkadaşlar. Çok güzel köyümüz, sakin, temiz, böyle güzel bir köyümüz var. Kum köprü burası. Gidiyoruz başka tarlaya. Thank you.
arkadaşlar, burası da yeni yapıldı. Şöyle. Ay nasıl hayvan kokuyor. Öğlen yemeğimizi yedik. Aman bir de suya düşermişim. Bu karşıyı mı toplayacağız? Öğlen yemeğini yedik arkadaşlar. Biraz oturduk, yattık, kalktık. Toplamaya devam. Bugün de değişik bir yere geldik. Kim bilir, eskiden buralar doluymuştur ha. Kim bilir diyorum, eskiden buralar suyla doluymuştur. Artık yağmurlar eskisi gibi yağmadığı için sular da az. İşte gittik Karapürçek'e işte arkadaşlar sabah. Gittik 3 saat çalıştık. Yağmur yağdı. Bıraktık geldik başka bir tarafa. Islak ıslak geldik, yemeğimizi yedik. Şimdi şu karşıya geçeceğiz. Burayı toplayacağız. Ne güzel bir doğum günü geçiriyorum. Gökyüzü bile ağladı benim doğumuma. Şöyle mükemmel şahane köprümüzden geçelim. Bir de şak diye kayarmış ayağım. Evet. Bir şey olmadan geçtik. Oo, şu deliğe bakın. Ay. Çünkü benim takipçilerim her şeyi görmeyi hak ediyor. O yüzden her şeyi gösteriyorum. Diyor ki arkadaş, diyor ki deliği bile diyor gösteriyor. Ay buralar hep kurumuş. Burası da bir kanalmış arkadaşlar. İşte eskiden su olan yerler şimdi maalesef kuru. Burada da bir armut ağacı var. Dün de elma ağacı vardı, size çekmeyi unuttum. Ay nasıl elma ağaçları vardı var ya. Doluydu, eve de getirdik, biraz tarla sahibine söyledik. Ondan sonra... Fikri abla mola bitmiştir diyor. Şimdi dün vallahi çekmeyi unuttum size. Güzel değil. Kış armudu. Hadi bakalım, iş başı zamanı arkadaşlar. 43 yaşında oldum ben bugün. Arkadaşlar hiç sormayın, yine yağmur başladı. Yine yağmur yağmaya başladı. Ben anlamıyorum bugün niye böyle. Bu uğursuzluk var. Ya bereket ya uğursuzluk. Senin doğduğun gün. Benim doğduğum gün dereler kurumuş. Dereler kurumuş. Öyle diyorlar arkadaşlar. Kıtlık gelmiş. Bana öyle diyorlar. Vallahi arkadaşlar sırılsıklam olduk. Sırılsıklam. Fena fena yağmur yağıyor, fena. Burnunu şey yap, burnunda bir şey yap. Ay arkadaşlar var ya, bittik. Çok güzel bir doğum günü geçiriyorum. Benim her doğum günümde yağmur yağıyor. Çok güzel bir doğum günü geçiriyorum. Böyle çalışıyorum. Mi, bana bak. Şöyle çadıra toplandık. Ay kim vuruyor kim? Biri vuruyor vallahi. Çadırın altına girdik arkadaşlar. Çadırda doğum günü partisi yapıyoruz. Tarla sahibimiz de burada. Şu mavi brandanın altında. Her köşede biri var. Vallahi adamcağızı da bugün ayar ettik. Bizim yüzümüzden o da ıslandı. Sırf biz yemeğimizi doğrultacağız diye kim içiyor bu sigarayı? Emine Yenge! Bize beklemeyin. Harbi ya, ne yapacağız böyle? Çalışacağız herhalde. Biri arıyor. He? Kocam arıyor. Kapat! Kocam arıyor arkadaşlar. Bizimkiler arıyor. Minibüse gidiyoruz! Yağmur sana kuu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 u
Eyvah eyvah eyvah. Vallahi çok ıslandık. Arkadaşlar her yer semizotu dolu.
Burası semizotu dolu. Arkadaşlar eve geldim ki eşim bana pasta almış. Şöyle gelmiş ki biliyorsunuz ki bugün doğum günüm. Doğum günümü sizinle paylaştım. Bugün benim doğum günüm diye. Dedim ki pastamı da paylaşayım sizinle. Böyle çok mutlu oldum. Sanki bütün yorgunluğum gitti. Çok teşekkür ediyorum. Böyle beni düşündüğü için, bana pasta aldığı için. Yorgun bir doğum günü kutlayacağız. Kutlama da yani mum bile almamış. Çünkü ben sevmiyorum öyle. Biliyor sevmediğimi. Sadece keseriz. Düşünmesi yeter. Düşünmesi bile güzel. Böyle işte arkadaşlar, doğum günü pastam da böyle. Eve geldik arkadaşlar. Çok komik bir gün geçirdik. Yağmur bir görecektiniz. Şu Zarife'yi de bir bakalım. Oy, kapının önünde bekliyormuş benim güzel kızım. Hadi gel. Hadi gel kızım. Gel. Gel kızım, gel. Gel, gel. Hadi gel Zarife, hadi. Hadi kızım. Yavrum benim. Hadi, hayır siz değil. Kış. Kış. Ah. Siz nereye? Bak ya. Hayır. Yani her gün sizinle uğraşmak zorunda mıyım? Kış. Kapıyı açtığım gibi giriyorlar ya. Zarife biraz dolansın dışarıda. Aman. Ay benim güzel kızım. Dolaşsın. Ay nasıl bir doğum günü geçiriyorum hiç sormayın. Köye de bir damla yağmamış arkadaşlar. İnanın köye hiç yağmamış. Bugün nereye gittiysek yağmur yağdı. Öf. Aman yarabbi. Ay şurada da bir kabak var. Maşallah kocaman olmuş ama görünmüyor. Gösterecektim size de, otların arasında görünür mü bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Görünüyor mu? Yok, görünmüyor. Ya da görünüyordur bilmiyorum. Şurada bakın. Gördünüz mü? Orada kocaman bir bal kabağımız var. Burası da benim bu aralar bakamadığım, ilgilenemediğim güzel bahçem. Ay çok fena bir gündü. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Selamsız sabahsız bugün videomu başlattım. Yarım yamalak. Öyle güzel bir video başlatamadım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sabah gittik Karapürçe'ye. Dün bir tarla bitirdik. Başka bir tarlaya gittik. Gittik. 10 molasını verdik işte. 10'a kadar çalıştık. 10 molasını verdik. 20 dakika geçti ya da geçmedi. Hemen yağmur başladı. Öyle böyle değil. Yani idare edecek gibi değil. Çok yağdı. Ondan sonra da dedik ki hadi gövmeyemizi yarım bırakmayalım. Bir yerde bir tarla var. Oraya gidelim. Çavuşumuz öyle dedi. Biz de kabul ettik. Hazır dedik, evden çıktık. Üstümüz başımız battı. Değsin, uykudan uyandık. Yemek sepetleri hazırladık. Bir sürü telaş. Hadi dedik şey olsun, hani günümüzü kurtaralım. Hem de bir sürü bekleyen fındıkçılar var. Çavuşumuz aradı. Adama dedi ki böyleyken böyle biz ıslandık. Biz bu tarafa geldik. Yağmur yağmıyor. Gelelim mi? Hadi gelin. Oraya da gittik. Biz gittik, geldik, ettik, yaptık derken öğlen molası geldi. Öğlen molamızı yaptık. Tekrar işbaşı yaptık. İşbaşı yaptık. Aradan çok zaman geçmedi. Orada da bir yağmur başladı. Neyse, bu kadar yağmurun şeyin telaşın içinde köye geldik. Köyler kupkuru. İnşallah bu gece buralara da yağar da mısırlarımıza, bağımıza, bahçemize iyi gelir. Günümüz böyle geçti arkadaşlar. Şu anda var ya sırılsıklamım. Hemen eve girmem lazım. Dedim ki önce sizinle şöyle günün bir özetini geçeyim. Günün özeti bu arkadaşlar. Yaşadıklarımız, bugünkü olaylar bu. Sizinle burada konuşurken de şu dikkatimi çekti. Benim sırıklar hep yere düşmüş. Gerçekten ayakta birkaç tane kalmış. Ay Allah'ım yarabbim. Fena görünüyor. Öyle işte arkadaşlar. Günün özeti bu. Eve geldim. Eşim Akyazı'ya gitmiş. Efe duşa girdi. Elif yemek sepetimi, termosumu aldı. Hemen içeriye götürdü sağ olsun. Şimdi boşaltır içini. Yıkar. Ben de hemen güzel bir duş alacağım. Üstümü değiştireceğim. Şöyle bir, yani şöyle orada da çektik zaten. Şu penyemin haline bakın. Az önce su damlıyordu. Sizinle konuşurken biraz kurudu üstüm. Arabadan indiğimde üstümden su damlıyordu. O kadar ıslandık yani. Ama
Güzel yani benim için macera, böyle o kafayla bakıyorum ben, hani bunalmıyorum, stres yapmıyorum, seviyorum ben böyle şeyleri, benim için bir macera gibi oldu, hoşuma gitti. Brandaların altına girdik, çadır gibi, çok güzeldi. Hem de sizinle de paylaşmaya çalıştım ara ara. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma izlerken abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinize her zaman biliyorsunuz ki ihtiyacım var. Siz varsanız biz de varız. Siz yoksanız biz de yokuz. Her şey sizin elinizde. Kanalı olan arkadaşlarıma gidemiyorum. Gerçekten yoğun bir dönemden geçiyorum. Yorum yapan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınıza cevap veremiyorum. Yanımda olduğunuz için. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu aralar yoğunum. Yoğunluğum geçtiği zaman herkese tek tek cevap veririm. İnanın yorgunluktan konuşamıyorum. Hepinize Allah emanet olun. Hoşça kalın. Tam kapatmıştım ki şunlara bakın Allah aşkına. Dünyada yer mi kalmadı canlar? He? Dünyada yer mi kalmadı? Ne işiniz var burada? Başka yer yok mu? Evet, bir tanesi alıngan çıktı, kalktı. Uy, ötmeye mi çalışıyor? Ben de onların yanına oturayım şuraya. Beraber oturalım. Olur mu? Beraber oturalım şuraya. Kaçmıyorlar da. Evet, beraber keyif yapıyoruz. Şunlara bakın.